Günaydın. Günaydın. Bugün için istediğim yemekleri buraya not ettim. Sonraki günler için İkbal Hanım yine haftalık listeyi iletir. Bu arada temizlik için birileri gelecek, sen uğraşma. Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Sen nasılsın? İyi günler tabii, size de kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ olun. Merhaba. Merhaba. Nazlı Hanım. Evet, benim. Demet Hanım villada sizinle görüşmek üzere bekliyor. Benim Demet Hanım'la konuşacak bir şeyim yok. Yalnız Bulut'la alakalı. Hoş geldin Nazlı. Geç otur lütfen. Sağ ol. Bir şey içmek ister misin? Yok, ben almayayım, teşekkür ederim. Peki. Nazlı, seni bir iş teklifinde bulunmak için davet ettim buraya. Takdir edersin ki Bulut'un eski düzenini bozmadan yeni bir hayat kurmak istiyorum ona. Ve bunun için gelip bizimle çalışmanı istiyorum. Demet Hanım, Bulut'un düzenini bozmamak için çok geç kaldınız. Hepimiz Bulut'un iyiliğini istiyoruz ama, değil mi Nazlıcığım? Umarım öyledir. Umarım gerçekten hepimiz Bulut'un iyiliğini istiyoruzdur. İşte bu yüzden gelip bizimle kalmanı istiyorum. Yani Bulut seni çok seviyor. Gerçekten dilinden düşürmüyor. Sen de onu çok seviyorsun, gördüm. Demet Hanım, ben aşçıyım. Aşçılık okudum. Bulut'u çok seviyorum. Bulut'a yardım etmek için elimden geleni yaparım. Ama bu benim için bir iş değil. Bunu iş olarak yapmıyorum. Ayrıca kaldı ki vesayet davası henüz sonuçlanmadı bile. Nazlıcığım, İstersen hemen acele karar verme. Bir gün daha düşün, yarın konuşalım, olur mu? Bulut'u görmek ister misin? Çok sevinir. Çok isterim. Harika. Hah, Deniz de geldi. O da sağ olsun uğruyor her gün. Ama tabii nereye kadar, işi gücü olacak netice itibariyle. Ne haber Nazlı? İyiyim, sen? İyi yani, olabildiğince. İyi. Bulut'un yanına geçelim o zaman hep beraber. Hadi buyurun. Hadi bu bölümü geç. Ay, ay. Hadi bu bölümü geçebilirim. Dikkat et, yanacaksın. Nazlı, hoş geldin. Amca, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Nazlı, biliyor musun? Bu televizyon benim her zaman adamda kalıyor. Hem de çok büyük bir ekranı var. Hem de altına da oyun makinesi aldırdım. Aha, çok güzel duruyor. Bak sen, öyle mi? Eğitici DVD'leri de var kütüphanesinde. Yaşına uygun belgeseller, filmler falan. Ama tabii oyundan onlara henüz sıra gelemedi. Yani yeni düzenimize alışmaya çalışıyoruz diyelim. Benim canım burada hiç kitap okumak istemiyor. Nedenmiş o? Hani sen böyle sesini değiştiriyorsun ya, o zaman çok güzel oluyor. Nazlı, ben seni çok özledim. Ben de. Oh. O zaman biz şimdi birlikte kitap okuyalım mı? Okuyalım. Hem belki amcandaki karakterlerden birini seslendirir. Tabii ya. Nerede kitapların? Şurada. Hadi sen beni yönlendir. Benim gözüm kapalı. Tamam. Aşağı. Bu mu? Amca, ne yapıyorsun ya? Araba var orada. O ki nasıl kitap olsun? İn aşağı. Ve minik fare sonsuza kadar mutlu yaşadı. Yaşasın. Anlaştığımız gibi her gün telefonda okuduğun kısmı bana anlatacaksın. Tamam. Ama anlaştığımız gibi sen de bana her akşam masal anlatacaksın. Ama öyle çok uzun masal istemem. Kısa yeter, merak etme. Pazarlığa bak ya. Biz gidiyoruz şimdi. Öpücük ver bana. Yine geleceğim. Tamam. Hey! Nazlı geldi, bizi unuttu ya. Hadi görüşürüz, ben de gidiyorum. Görüşürüz.
Nazlı. Benim odamda böyle tavana yıldız gösteren bir tane dici lambası var. Onu da sen getirirsen çok sevinirim ama sen getir, tamam mı? Aa, aşk olsun Bulut'cum. Söyleseydin ya ben alırdım aynısından. Ben kendim içini istiyorum. Bulut, ben hallederim onu. Merak etme. Tamam, sen hallet. Bay bay. Görüşürüz. Hadi gel. Kaçıncı bölümdü? Bulut hangi lambadan bahsetti anlamadım. Annesinin aldığı bir lambaydı. Kendi evlerinde şimdi. Gece tavanda dönen yıldızlara bakıp yatak sohbeti yaparlardı. Annesini özlemiştir. Aslında yani ben gidip alırım. Yani abimle Zeynep'in evine. Kazadan sonra ben o eve hiç gitmedim. Gidemedim. Ferit abi halletti her şeyi. Ev öylece duruyor. Benimle gelir misin? Gelirim tabii. Yani eninde sonunda gidecektim o eve. Ama en azından yalnız gitmeyeceğim. Teyze hiç kimsenin hiçbir şeye dokunmasını istemedi. Böylece kaldı ev. Bulut'un geçen seneki yaş günü. Ne kadar güzeller. Zeynep çiftlikte büyük bir parti vermek istemişti. Abim de itiraz etmişti. Bulut arkadaşlarıyla olmak istiyor. Bütün arkadaşları çiftliğe kadar gelemezler falan diye. En sonunda Ferit abi el atmıştı durumu. Hepimizi tatile götürmüştü. Orada hep beraber olunca böyle başka hiçbir şey aramadık. Çok mutluyduk. Geriye bir tek fotoğraflar kaldı işte. Sadece fotoğraflar değil Deniz. Anılar kaldı. Bulut çok şanslı. Senin gibi bir amcası var. Sen ona tüm bu anları hatırlatacaksın. Annesiyle babasını hiç unutmayacak. Ben çok teşekkür ederim. Sen olmasaydın yapamazdım. Buraya gelemezdim. İyi olman çok önemli. Herkesin sana ihtiyacı var. En çok Bulut'un. Ben kalksam iyi olur artık. Telefonumun şarjı bitti. Kızlar meraktan ölmüştür. Benden ara. Zaten direkt eve gideceğim. Gerek yok. Ben lambayı alayım.